Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye bir şey söylemeyeceğim. Sürpriz olacak. Şu anda ahırları yaptık. Ben davara gitmedim bugün. Bugün ellezem mi gitti? Ahırları yaptık. Altlarını temizledik. Samanlarını verdik. Güzelce sabah da var salındı. Bugün mükemmel güneşli bir hava vardı. Karlar da erimeye başladı. Bayağı eridi. Şöyle yollardan göstereyim sizlere. Şu anda davar geliyor. Yukarıda tepede şu kameramı çevireyim ve sizlere göstereyim. Nasıl ayrılıyorlar? Herkes evini nasıl biliyor? Nasıl yolunu buluyor? Geçileri nasıl alıştırdık? Onlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Çok güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası bizim köyün arkadaşlar Çatak mevki. Buraya Çatak deniliyor. Önceki videolarımda da söylemiştim. Burada bir tane tahta köprümüz var. Bu akan su bizim Aygır Çayı. Aygır'dan çıkıyor. Yukarıda dağların arasında bizim köyün sınırları içerisinde çok güzel suyu var. Yaz kış akıyor. Yazın biraz azalsa da kışın daha çok, daha full akıyor. Arkadaşlar davarda görüyorsunuz. Şöyle bir yakınlaştırayım. Oradan indi. Ellezemi indirmeye başladı davar. Tek tek çektiler. Önünde bir tane geçi. Akıllarından indirip geliyor davarı. Köpeklerim gözükmüyor şu anda. Hiçbiri. Hepsi davarda bugün. Arkadaşlar dünkü videoda tavuklarını o kadar köpeğin içinde tilki nasıl alıyor diye bir soru gelmişti. Bizim köpekler hiçbiri evde olmuyor. Sabah davarla gidiyorlar. Akşama kadar geldikleri için, dağda oldukları için yani tilki aldı diye bir şey de yok da kuş da alabiliyor. Kartal falan da alıyor burada. O yüzden alabiliyor tilki olsun, başka bir şey olsun, kuş olsun. Öyle arkadaşın sorusunu da cevapladım. Yorumuna da karşılık verdim. Arkadaşlar genelde yorumlara geç de olsa karşılık vermeye çalışıyorum. Sizler de biliyorum bana destek olmak için yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Hepinize candan teşekkür ediyorum. Davar indi. Şöyle yakınlaştırırım. Evet. Çok güzel burada davarlarımız öğrettik. Bayağı akıllılar. Bir ucu ta yukarıda. Köpeklerde en arkasında bir tane köpek gördüm. Kuyruğunu sallayarak geliyor. En arkadaki geçinin. Hepsi orada. Gerçi hepsi oradaymış. Gözükmeye başladılar. Buradan işte aşağı mahallenin yani aşağıya doğru buradan gidiyor. Bizimkiler de buradan yukarıya gidiyor. Kendileri ayrılıyorlar. Alıştılar artık. İlk günlerde biraz sıkıntı olsa da sonradan kendileri alışıyorlar arkadaşlar. Geçilerde de biraz akıl var yani hayvanlarda. Çok güzel bir görüntü veriyor burası. Kar yağarken de geçen yıl çekmiştim. Çok beğenen olmuştu o videoyu. Buradan davarlar gelirken böyle tıngırdı tıngırdı. Yay! Sürpriz olacak arkadaşlar bu video. Yani programlı bir şey çekmeyeceğim bu videoda. Bir videoda da arkadaşlar yorum yapmış bir arkadaş. Bu köpekler kanca ayını yapsın. Bu köpekler kurdu gördü mü zaten geri kaçarlar. Kaçacak delik ararlar falan diye. Şahsen daha bir ay olmadı arkadaşlar. 3 tane kurt şu tepedeydi. Tepenin arkasında davara gelmiş. Ellezem mi gidiyordu o zaman da. 3 tanesinde yaylaya doğru ta bayağı ileri aşırmışlar. Yani korkmuyorlar. Siz öyle gözük, benim köpeklerim korkakmış gibi gözüküyor herhalde ama yani cesaretleri var arkadaşlar. Kurdu falan 3 tanesini birden kovalamışlar. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, bin oy loy, haldan bilmez bin oy loy, söz anlamaz ne çare. Evet gördüğünüz gibi ayrılmaya başladılar. Ellezem minikiller ayrı gidiyor, bizimkiler ayrı. Bizimkiler de buradan yukarıya doğru çıkacaklar. 5-5-5-5 gel oğlum, 5-5-5-5 gel, orası senin değil bak. Dön arkana. Ellezem mi? Sana bir soru soracağım. Videodayız şu an. Bizim köpekler
Domuzlar mı çıktı bugün? Bizim köpekler kurttan korkuyor mu ya? Geçen gün 3 tanesini aşırdı dedin. O zaman korkuyorlar mıydı? Aşırdılar mı? Hey! Yani 3 tanesini de yaylaya doğru kovaladılar. O kadar da korkak değiller. Hepsi davardan geldi. Cesur! Ne? Ne? Koş oğlum! Vah vah! Yoruldun mu lan, oraya attı gittin? Koş oğlum! Koş! Kış kış kış! Gel aslanım abim, gel! Hadi abim! Arkadaşlar, davarları ayırdım. Şimdi eve gidip hepsini ayrı ayrı yerlerine katacağız. Birazdan tekrar videoda buluşacağız. Samanlar da çokça verdik, batmalar doldurduk yine dağdan gelsin gelmesine rağmen. Sabah da verdik giderken. Şişt. Geldiklerine de veriyoruz. İyice doysunlar diye. Güzel kız. Dini. Buralarda çamur çarp. Lan sen kaldı mıydın? Beş beş beş. Bak ya. Sal avradı gibi dolanı. Apo. Salak salak iş tutma ya. Var mı lan? Topal geçti de burada kalmış. Buradakileri de katayım ben. Arkadaşlar, siz Apo'nun kusuruna bakmayın, ağzından kaçırdı. Varıyor bir tane oğlak. Beş, kızı kızı kızı. Kızı kızı kızı. Kızı kızı kızı. Yey. Evet arkadaşlar, geçileri yaptık, getirdik, kattık, ayırdık, samanlarını yiyorlar şu anda. Şöyle göstereyim. Şimdi eve çıkacağız. Videoya evde devam edeceğim. İzlemeye devam edin beni arkadaşlar. Sobanın başına gidiyoruz. Artık bugünlük sadece akşam keçileri ağırak atma işi kaldı. Tavukları toplama işi falan kaldı. Bugünlük işimizi bitirdik arkadaşlar. Apo, niye kapıyı kapatıyorsun? Bugünlük bizden iyisi yok. Allah'a şükür hepsi sağ salim. Yerlerine girecektir. Samanlarını da fazlasıyla verdik. Karınları da doydu mu tamamdır arkadaşlar. Yiyip içip yatacaklar bizim gibi aynı. Şimdi burada kapatıyorum. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşlar, sobada ekmek yapacağım, pitik yapacağım. Hamurlarımızı öğlen yoğurmuştuk, hamurumuzu olmuş. Hamurda da bir şey yok. Has unu var, maya var, su var. Birkaç tane de yumurta ekliyorsun. Bunu şimdi soba yandı. Sobayı yaktım. İyice kızdırdım sobayı. Sobaya süreceğim arkadaşlar. Sobamın iyi yanması lazım. Bayağı doldurdum, yandım. Yaktım. Evet arkadaşlar, bu da ebem. Güzel Ay. Yani babamın annesi. Biz ebe diyoruz arkadaşlar.
Burada ninem falan yok yani, öyle şey yok. Şehir işi, ebe. Nine falan yok. Şimdi arkadaşlar çaylarım da kaynamış mı? Kaynamak üzere. Şimdi burada kapatacağım videoyu. Pişmeye yakın tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, çayımız kaynamış. Çayı da demleyeyim. Şunu yavlayayım ve elimi yapmayayım. Çok ısınmış. İki tepsi pişireceğiz. Bir tanesi de burada hazırda bekliyor. Ne? Onu çekerken sen varacaksın. Ben kendimi göstermiyorum ki be. Kendimi göstermiyorum ki. Şu anda yaptıklarımı gösteriyorum. Kendimi biraz sonra göstereceğim. Süsleyeceğim olayım demek. Çay demleniyor arkadaşlar. Oo, maşallah iyi kabardı. Pişmek üzere, fazla bir şey kalmamış. Sobam da iyice yanıyor. Demek öyle be. Kendimi süsleyeceğim, göstereyim. Anlatıver bakayım. Eskiden çok mu pişirdiniz soba bitini? Soba bitini neyse bunların bitini. Neyi bulurdunuz? Tesbih mi çekin? Maşallah maşallah. Ne? İtme beni, çekme. Bir yerler arası itme. Ya ne olacak abi? Olacak. Hiç olmaz ya. Bakalım abi, bitiğimiz pişmiş mi ya? Oo. Maşallah maşallah. Maşallah diyorum hadi. 2 dakika daha pişsin, ondan sonra ikinciyi koyacağız. Onu da tereyağıyla yağlayacağız. Biraz İçerisi bayağı ısındı. Dışarıda kar var arkadaşlar. Bayağı soğuk. Ama işte sobanın güzelliği. Sizler için çekiyorum bu videoyu. İnşallah beğenirsiniz. Soba keyfi yani. Evet, ilkimiz. Elimi yakaya aldım. Arkadaşlar birinci tepsimiz çıkardık. Birinci ekmeğimizi. Şöyle kör tereyağımızla hemen soğumadan gezdirmemiz lazım. İçine sokacaksın ki. Buz gibi havada da güzel gider. Biz bugün akşam yiyoruz ama genelde sabah daha güzel olur. Ben sizler için, video çekmek için akşam pişirdim arkadaşlar. Tereyağı da kendi ürünümüz. Doğal yani, %100 doğal. Ne demek be? Deli mi derler? İyice yağlanmaz. Mülker Mehmet Bilek.
Hatan Hatan derlermiş, bakarmış. Hatan Hatan derlermiş, bu Hasan kim giderim? Kimmiş o Hasan? Ben önce doğduğum için olmuş değil. Bize mi der? Bizler derlermiş. Benim videolar izliyor tanıyamamış ha. Arkadaşlar bu tepsimiz hazır. Öbürü de pişince ondan sonra sofrada kapanış için birlikte olacağız. Arkadaşlar bu soba bitiği, zoba bitiği. Bizim meşhur kahvaltılarda falan. Yani soba oldu mu, onun da oldu mu aşk almasın. Evet arkadaşlar soframız hazır. Bak bakayım ebe nasıl olmuş bir de. Gör bakayım bir. Güzel güzel. Güzel güzel değil mi? Bir bak bakayım hamur mu? İçi nasıl? Şu bu alt taraf arkadaşlar. Hamurla normal değil. Bayağı güzel olmuş. Soframızda arkadaşlar keş var. Bizim deri keşi. Geçiden. Bu da tayin. Bizim Gece memleketin tayini. Ya. Yanmış mı da güzel açtı. Tam karar işte ya. Şimdi arkadaşlar hakkınızı helal edin. Canı çekenler olur, yolu düşenler olur. Yolu düşenlere bir şekilde müsait zamanda yapabiliriz. Şimdi videonun kapanışını yapacağım. Öbürü de pişmiş mi? Abi, şey arkadaşlar o da kızarmış, az kalmış. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Eve bayağı utanıyor, konuşmuyor, kameradan çekiniyor. Her köylü gibi. İdare edin. Vallahi şöyle bir prensip var. Affedersiniz it gibi çalış, bey gibi ye prensibi var bizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canımız ne çekerse yemeye çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince müsait oldukça. Bir videonun daha sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yaparak kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.